hem bireyler olarak kadınları etkileyebilir, hem de örgütlü kadın mücadelesini etkileyecek şekilde olacak gibi görünüyor bu yasa. Çünkü yeni bir suç ihdas edildi burada. Gerekçesinde somutlaştırılmış hiçbir açıklama olmayan bir suç. Halkı kin ve düşmanlığa itecek yanlış bilgileri alenen yayma suçu. Yanlış bilgiyi alenen yayma suçu ihdas edildi. Fakat bunu ne gerekçesinde herhangi bir şekilde somutlaştırmadılar. Her tarafa çekilebilecek, muğlak ve mahkemelerde gerek hakimin, gerekse iddianame hazırlayacak savcının ve iktidarın tabii ki tercih ettiği kişileri suçlu gösterecek bir şekilde kullanılabilecek bir suç ihdas edildi. Bizim hukukumuzdaki en büyük sorunlarımızdan birisi ve bu sorun büyütülüyor şu anda mecliste olan yasa tarafından. Örneğin bilgi, veri paylaşımı yapan örgütler. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunu düşünelim. KCDP'de 1 Haziran'da ilk duruşması olan bir kapatma davası ile saldırı altında. Ve onların yaptığı işlerden bir tanesi, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun en önemli işlerinden bir tanesi de aylık veri yayınlamak, kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete, çocuğa yönelik şiddete, yani eril şiddetin fiziksel, cinsel her boyutuna dair veri yayınlıyorlar. Bunları da yıllık raporlaştırıyorlardı. Şimdi bu veri yayınlama işinin yanlış bilgiyi yayma ya da dezenformasyon olarak isimlendirilmesi çok mümkün. Ki itirazlar gelmişti, işte ENAG, Enflasyon Araştırma Merkezi'ne, aynı grubuna aynı şekilde itirazlar gelmişti ve bunlara da kapatma davası açılmıştı. Tarlabaşı Toplum Merkezi aynen öyle. Diğer taraftan işte Roza Kadın Derneği'ne yönelik, onların üyelerine yönelik, TCA'ya yönelik saldırılar çok var. Hemen birkaç gün önce Batman'da çok sayıda kadın gözaltına alındı, aktivist ve politikacı kadınlar. Dolayısıyla bu meclisteki yasa tüm bu girişimlerin gerekçesini oluşturabilecek, altyapısını oluşturabilecek bir şey. Şu ana kadar mevcut olan saldırıların, iktidarın muhalif kesimlere yönelik saldırılarının, onları kriminalize etme çabalarının zeminini oluşturacak bir hukuksal zemin eksikliği görüyorlardı, yapıyorlardı ama bu hukuksal zemini sağlamak amacıyla oluşturulmuş ön yargıyla bakılan kesimleri susturmak amacına yönelik bir yasadan söz ediyoruz. Bu bir sansür yasası. Sansür getiriliyor. Kime getiriliyor? Basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik denirken asıl hedef internet üzerinden yayın yapan basın kuruluşlarını kontrol altına almak. İşte basını nasıl kontrol ediyordu iktidar? Basın ilan kurumunu bir sopa olarak kullanıyordu. Özellikle yerel medya, küçük medya grupları bundan son derece fazla etkileniyordu ve buna göre basın ilan kurumunun kriterleri dışında yayın yapamayarak sansürleniyorlardı. Yaşayabilmek için o ilanlara ihtiyaçları var. Çünkü sistemi öyle kurdular. Büyük medya grupları da bundan etkileniyor ama o büyük medya gruplarını yönlendirdikleri, patronlarla ilişkilenerek yönlendirdikleri başka bir şey daha var. Dünyanın her yerinde, daha doğrusu demokratik ülkelerinde dünyanın medya patronlarının medya alanı dışında başka sektörlerde faaliyet yürütmemesi gerekir. Kamu ihaleleri devletle ekonomik çıkar ilişkisi oluşturacak sektörlerde bulunmamaları, kamu ihalelerine girmemeleri gerekir. Ama bizde bütün medya patronları kamu ihalelerinden devasa paylar alırlar ve basın organları bu şekilde kontrol edilir iktidar tarafından. Ama internet medyasında bunu yapamıyordu. İnternet medyasına bu iki aracı da kullanamadığı için
Bu iki araç da iktidarın sopası çünkü. Ama iktidar internet medyasında bunu kullanamadığı için bu sefer bu yasa aracılığıyla internet medyası üzerinde de baskı kurmak istiyor. Ve internet medyası üzerinde baskı kurarken aynı zamanda sosyal medya üzerinde de baskı kuruyor. Sosyal medya tamamen kişilerin kendi alanı. En başta söyledik ya, örgütleri bu şekilde etkiliyor ama diğer yandan bireyleri de. Kadınların sorunda dile getirdiğin gibi kadınların pek çoğu yaşanan olumsuzlukları şiddet kayıp vakaları gibi cinsel şiddet gibi vakaları sosyal medyadan kamuoyu desteği alarak yürütebiliyorlar. Bu yönde bir eğilim var. Çünkü adalet arıyor insanlar ve adalet arama yolları kısıtlı ülkemizde. Aynı zamanda demokratik katılım yolları da tamamen kapatıldı. Sosyal medyayı insanlar politik konularda olsun, şiddetle mücadele konularında olsun bir demokratik katılım mekanizması olarak kullanıyorlar. Fikrini ifade etmek istiyor insan. Düşüncesini paylaşıyor. Şimdi bu paylaştığı fikirler, düşünceler sadece kendi fikri de olabilir. Önemli gördüğü kaynaklardan yararlanarak bu fikirleri dile getirebilir, paylaşabilir bunları veya işte beğeni atabilir. Bütün bunların hepsini canı istediği zaman suç gibi gösterebilecek bir zemin hazırlıyor kendisine. İşte bu zeminin hazırlanmasıyla seçime doğru gidiş arasında bir ilişkiyi de görmek lazım. Tabii seçime giderken iktidarın Cumhur İttifakı bütününün, her iki partinin ve doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın kendi oylarının erimekte olduğunu görüyoruz. Bu erimeyi durdurmanın yollarından birisi olarak toplumu susturmak istiyorlar. Bunlar iktidarın oy kaybını hızlandıracak girişimler diye düşünüyorum. Kadına yönelik şiddet konusunda da atılan adımlar. İktidar tam bir manipülasyon sergiledi. Yasa çıkmadan önce, hazırlanırken, aylar boyunca, tek bir örnek vereceğim, pişmanlık indirimi kalkacak dediler. Halk arasında çok sık dile getirilen haliyle kravat indirimi. Kalkacak dediler. Ama ortaya çıkardıkları yasa teklifi korkunçtu bu yönden. Eşik platform olarak onca görüş verdik, bilgi notu hazırladık. Hazırladığımız bilgi notunu tüm milletvekillerine gönderdik. İktidar milletvekilleri dahil. Tüm kadın milletvekillerine gönderdik. Partilere gönderdik. Ama iktidar Nuh dedi, peygamber demedi. Ne komisyonlardaki eleştirileri dikkate aldı, ne genel kuruldaki eleştirileri dikkate aldı. Hiçbirisini görmedi, duymadı. Benim dediğim dedik diyen bir anlayışla meclise sunduğu gibi o yasayı geçirdi. Sonuçta ne çıktı? Pişmanlık indirimini kaldıracağız dedikleri pişmanlık indirimini kaçınılmaz bir indirim haline getirip otomatik indirimle sonuçlanacak bir yasa yaptılar. Bunun adı manipülasyon değil mi nedir? Şimdi iktidar kendisi yasa hazırlığında manipüle ediyor, toplumu çarpıtıyor, bilgileri öyle sunuyor ama bundan sonra da yanlış bilgi diyerek, dezenformasyon yasağı diyerek halkın üzerine suç boca ediyor. Cezalar yağdırmak için halkın üzerine yeni bir suç boca ediyor ve hukuk kriterlerine uymayan bir suç tanımı getiriyor. Bir paylaşmıyor devlet. Devletin veri paylaşmak temel görevlerinden birisi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede veri paylaşmak zorunda. Ama dün bir toplantıdaydım. Kamu görevlileri veri paylaşmama kısmını çok ilginç bir şekilde şöyle mazeret olarak gösterdiler. Şiddet korkunç bir olgu. Bunu sayılarla ifade etmek çok yanlış olur. Orada her bir sayı bir can. Biz bunu sayılarla ifade etmeyi doğru bulmuyoruz. Oysa devlet şiddetle mücadele politikasını geliştirmek için bu verileri öncelikle kendisi görmeli,
Şiddetle mücadele sadece devletin bir başına yapabileceği bir iş olmadan, toplumsal olmadığı için toplumu bu bilgilerden haberdar etmesi, periyodik yayınlaması gerekiyor verileri. Çünkü işbirliği yapması lazım. Tek bir kamu şeyiyle, cezalandırmayla sadece işte güvenlik soruşturmaları, kovuşturmaları, adli yargı süreçleriyle tek başına mücadele edilecek bir alan değil. Sivil toplumun, her bir şiddete uğrayan mağdurun hepsinin bunu bilmesi ve işbirliği halinde bu mücadeleyi yürütmesi gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin ortaya koyduğu şey de buydu. Yani düzenli veri paylaşımı son derece önemli. Şiddet mağdurları da şiddetten korunmak için, kendilerini şiddetten kurtarabilmek için neler yapabileceklerini, nerelere başvurabileceklerini bilecekler. Bu verileri paylaşmaları gerekiyor, yapmıyorlar ama işte yapana da itiraz ediyorlar. Ne diyorlar itirazlarının gerekçesi? Şiddet haberleştirildiği zaman daha çok yayılıyor. Hadi canım. Şiddetin haberleştirilmesinden rahatsız olmak, toplumdan bilgi gizleyerek o şiddetin varlığını halının altına süpürmekle mücadele mümkün olmuyor. İktidar aslında bu toplumsal dokuyu değiştirmeye çalışıyor. Bütün bunlar bir toplumsal doku değişikliğinin hazırlığı. Şiddetten çok fazla bahsedilmesin. İktidarın istemediği hiçbir şeyden bahsedilmesin. Ve bu bahsetme kanallarını, internet bugün ciddi bir özgürlüktür. Bu özgürlük alanını kısıtlamaya yönelik yasa çıkarıyor. Bütün bunlardan da en çok nasıl savaşlarda ilk kadınlar zarar görürse, ilk çocuklar zarar görürse, toplum hayatındaki bütün adaletsizliklerde ve bu sansür konusunda da kadınlar daha çok zarar görüyor. Yasada kadınlara yönelik hiçbir şey yokmuş gibi görünse de aslında temelde kadınların özgürlüklerine dair yapılan saldırıların karşısında verilen tepki susturulmak isteniyor. Kadınların özgürlüklerine, hayatlarına dair saldırıların yapılması engel değil. Kararlar öyle alınıyor. O kararlara, yani bilmem ne belediyesinde falan konserin iptal gerekçesi. Haydi, bunun üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor ve o yasağa değil, çığ gibi büyüyen tepkilere cezaların yağdırılmasını mümkün kılacak bir yasaya yapıyorlar. Yani toplum susacak. Ve bundan da en çok kadınlar zarar görecek. Çünkü hep kadınların hayatına değen yerlerden vuruluyor toplum. Kadınlar araç olarak kullanılıyor. Ne bileyim, ahlak diyorlar. Erkeğin ahlakı diye bir şey yok kafalarında. Sadece kadın söz konusu olduğunda ahlaktan bahsediyorlar. Ne bileyim, çocuk cinsel istismarı haberlerini konuşmak ahlaksızlık oluyor. Ama o cinsel istismarı yapmak ahlaksızlık olmuyor. O cinsel istismara göz yummak ahlaksızlık olmuyor. Erzurum'da müftü işlenen suçu önlemediği için ya da gerekli tepkiyi vermediği için, suçu gizlediği için tepki alabiliyor toplumdan, ama ona âlâ yuvâlâ ile emeklilik töreni yapabiliyorlar. Yani görevden alınması gerekiyor müftünün. Görevden alınıyor ama görevden, böyle bir suç nedeniyle görevden alınmış müftüye aynı yerde emeklilik töreni yapabiliyorlar. Plaketler verebiliyorlar. İşte asıl ahlaksızlık bu. Bir ahlaksızlığı örtene saygın bir insan gibi törenle emekli ediyorsunuz. Ama görevden de almışsınız onu siz. Bunların hepsi iktidar tarafından son derece normal görülüyor da biz buna itiraz ettiğimizde yaptığımız itirazlar suç olabilecek durumda. Hiçbir şekilde bitmeyecek. Örgütlere dava açılabilir ama örgütler, kadın hareketi bitmez. Örgütlerin kapanması önlenecektir. Mücadele edilecektir. Her halükarda mücadele devam edecek ve o toplumsal dokuyu değiştirmek, sosyal mühendislik yapmak çabaları da sonuç vermeyecek. Bu konuda mücadele edeceğiz. Türkiye toplumu bu konuda gerçekten
bilinçli bir toplum. Sesi az çıkıyor olabilir ama kadın örgütlerine olan destek o kadar yüksek ki toplumda, %80'lerin üzerinde. Yani bir araştırmada kadın erkek eşitliğinin sağlanması durumunda bir arada yaşayabiliriz diyenlerin oranı genelde %73, gençlerde %80'lerin üstünde. Bir arada yaşamanın yolu gelir adaletsizliğinin önlenmesi, cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi diyorlar ilk iki sırada. Ondan sonra geliyor din, vicdan, etnisite. Üçüncü, dördüncü sırada bu ikisi geliyor. Toplum genel olarak kadın erkek eşitliğini önemsiyor. Çeşitli şeylerde de kadın hareketine olan güven, 2018'den itibaren kadın hareketine olan güven %80'lerin üstünde çıkıyor. Bu demektir ki bu politikalar başarılamayacak. Biz mücadeleye devam ettiğimiz sürece.